Merhabalar gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, bugünkü çalışmamızda arkadaşlar açıkçası büyük belalardan bir tanesi sizler için AYT sınavı ya da işte ikinci sınav diyelim diğer bir ismiyle. Bu sınavda birçok konuyla karşılaşıyoruz farkındaysanız ve ben bunları nasıl kafada tutabilirim diye hani minik naçizane tavsiyelerimizi sunmaya çalışacağız sizlere arkadaşlar. Öncelikle biraz AYT sınavındaki bizi bekleyen zorluklardan şöyle bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Matematik olsun, işte sayısalcı olan arkadaşlar için konuştum. Fizik, kimya, biyoloji. Aynı şekilde işte arkada da ne var? Edebiyat konuları geliyor. Sosyal konularda daha da zorlayıcı şeyler geliyor farkındaysanız. Acı tarafı da şu. Bu kadar çok konuyu kafada ben nasıl tutacağım? En büyük sorunlardan bir tanesi bence bu zaten arkadaşlar. Hani bizi ayakta tutan şey belki hani öğretmen olarak bizleri ayakta tutan şey de şu arkadaşlar. Biz bunları her sene defalarca anlatıyoruz. Her sene hem de. Hani düşünün 10 sınıfa girdiğimizi düşünün. Her sene 10 kere daha tekrar ediyoruz arkadaşlar. Yani düşünün ben 20 yıl falan olacak öğretmenlik olalı başlayalı yani açıkçası. Yani 20 yılda her birini 10 kere anlatsam 200 kere tekrar etmişim. Sizin de böyle bir şansınız yok işte acı taraflarından bir tanesi. Bunu biz nasıl kafada tutmaya çalışacağız? İşte bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle AYT'de farkındaysanız arkadaşlar bakın soruları da inceleyin mutlaka görün. Aslında çok uç noktalardan sorular gelmiyor size. Aslında konuyu bilseniz çok rahat yapacağınız sorular. İşte acı taraflarından bir tanesi de şu oluyor. Ya bu konunun formülü neydi deyip hemen belki o anda kafanızdan bir şeyler geçiriyorsunuz. Ama hatırlayamadığınız zaman işte maalesef dokunamıyorsunuz o soruya. İşte kötü taraflarından da bizi bekleyen kötü huylarından da bir tanesi bu. Belki bir şeyler biliyorsun ama o anda onu çıkartamıyor olabilirsin. İşte bunun için sizlere bir tavsiye sunmak istedim. Açıkçası videodaki amacım da buydu. Tabii bu söyleyeceğim şeyleri matematik için birazcık daha farklı bir yerde tutmanızı tavsiye edeceğim. Matematikte çünkü çok soru görmeniz önemli bence arkadaşlar. Ama bir fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde, bilgi içeren derslerde arkadaşlar bence konuyu gerçekten de iyi öğrenmeye çalışın. Ve bunu nasıl kafada tutacağız onunla ilgili tartışmaya çalışacağım sizlerle veya işte düşüncelerimi söylemeye çalışacağım. Şimdi bununla ilgili hatta bir örnek bir PDF de hazırladım arkadaşlar. Bu video esnasında arkadaşlarım buna ihtiyacı olurlarsa bu PDF'i bence indirsinler. Biz neyi nasıl yapmışız, siz neyi nasıl yapacaksınız diye de bir yol gösterici bir PDF hazırlamaya çalıştım açıkçası sizlere. Basit harmonik konusunu, basit harmonik hareket konusunu mesela nasıl kafada tutabilirim ben? Veya işte hani her seferinde konuya da baştan çalışmadan ben bu işi nasıl kıvıracağım? Bununla ilgili bilgilerimi nasıl kafada tutacağım? Gibisinden bir PDF hazırladım. Hem bu PDF'i zaten çıktısını da olarak sizlerle birlikte de inceleyeceğim. Bu arada isteyen arkadaşlar da PDF'i çıkartsınlar, karşılarında dursunlar. Bu bir örnek, bir nasıl diyebilirim, ders özeti olacak arkadaşlar bu size. İhtiyaç duyacağınız bilgileri içeren bir özet. Çünkü düşünün ki her konuya baştan sona bir daha çalışmanız çok zordur. İkinci çalışmanızda biraz daha konuyu az tutarak soruyla geliştirmeniz. Üçüncü tekrarda yine konu az, soruyu daha çok yapmanız gerekiyor. O yüzden bizi bekleyen en büyük handikaplardan veya en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu olacak arkadaşlar. O yüzden bu PDF'i inceleyin mutlaka. Ben de zaten şimdi sizlerle bunu göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımıza dair arkadaşlar. Ona göre de ondan sonra ortaklaşa konuşmaya çalışalım. Şimdi gidelim hep birlikte bu PDF'i nasıl hazırlamışız, neler yapmışız bir görelim arkadaşlar hep birlikte. Ondan sonra da anlattıklarımızdan sonra tekrardan da geri dönüş yapacağız. Bir şeyler tekrar anlatmaya çalışacağız. Evet, bahsetmiş olduğum örnek yaptığım çalışma bu arkadaşlar. Basit harmonik hareketle ilgili neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bunun PDF'ini de küçültülmüş halde sizlere paylaştım. İsteyen arkadaşlar videonun altından bunu edinebilir arkadaşlar. Evet, bakın basit harmonik hareket neydi işte? Bilmem gereken bazı temel tanımlarımız var. Neydi? Periyot neymiş? Frekans neymiş? Salınım neymiş? Genlik uzanım. Sonra vay efendim böyle denklem görüyoruz değil mi? X eşittir R sin omega t. Bunların hepsini konu anlatımda yaptığım için buraları mümkün mertebe hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sonra bu olayı anlatan bir örnek çalışma yaptım. Bununla neleri bulabildiğimi görün diye istedim. Ha ben buradan ne olmuş işte R'nin 20 santim, omega'nın işte frekansın, periyodun ne olduğunu bulmamızı sağladı arkadaşlar diyorum. Ve böylece bakın bu kısmına ilgili çalışmamı bitiriyorum. Tanımları öğreniyorum. Her zaman da bu tanımları aklınızda tutmaya çalışın. Sonra ne vardı? Meşhur arkadaşlar bilirsiniz hani T bölü 4, T bölü 6, T bölü 12 dediğimiz olaylar vardı.
Bunlarla ilgili arkadaşlar küçük böyle bilgiyi paylaştım. Hemen arkasından bir tane bunu kullanma sorusu çözdüm zaten. İsteyen arkadaş durdursun videoyu, kendisi de çözsün. Bunun gibi bu işi kullanmayı öğreten bir örnek işte hemen arkasından. Yani formül var ama icraatını da görün arkasından arkadaşlar. Bunu istedim özellikle. İşte sonra ne gördüm? İşte ne var? Mesela harmonik harekette yay sarkacının periyodunu mutlaka bilmeliyim ben. 2πm bölü k 2018 sınav sorusunda da gördünüz. O zaman ne olacak? İşte m bölü k, m bölü k bunların uygulamalarını anlatmaya çalıştım. Bana tuzak olabilecek, bana bu işi öğretebilecek örnekleri tercih ettim yalnız. İşte bakın bunda da m bölü k, bunda da m bölü k'ymış. Demek ki açının önemi yokmuş. Bunu dedirtmeye çalıştım kendime. Ve basit sarkacın periyodu neydi? 2πL bölü G'ydi hatırlarsanız. İşte bununla ilgili hemen iki tane örnek kütlelerini farklı verdim. İpleri, açıları falan ama neydi? L bölü G deyip hemen gol atacağım şartları belirledim. Ve sonrasında da bir tane daha şey kaldı. O da şu. Hız, ivme ve kuvvet nerede büyük oluyordu, nerede küçük oluyordu falan diye bilgilerimiz vardı hatırlıyorsanız. İşte hemen baktık neydi? Hız kenarlara gelince harmonik harekete ne yapıyordu? Kenarlarda küçük oluyordu, ortada büyük oluyordu. Ama yay burada kuvvet büyük, burada küçük işte değerleri böyle bulunuyordu falan diye. Küçük biraz da hatırlatma işte bunun arkasına da bir örnek yazarsınız. Ben bilerek artık yazmadım artık yani ana düşünceyi anladığınızı zannediyorum arkadaşlar. İşte bizim yaptığımız çalışma da bu arkadaşlar. Ve dediğim gibi bana bu konuyu hatırlatacak minik bir not arkadaşlar. Yani her şey yoktur belki bu notların içerisinde ama bu konuyla ilgili bilmem gereken en temel bilgiler bunun içinde var arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan bununla ilgili konuşmaya geri dönelim arkadaşlar. Ondan sonra da tekrardan artık bu işi de bitirmiş olalım. Dinlediğiniz için bu kısmı da teşekkür ediyorum. Evet, hazırladığım PDF'i gördünüz arkadaşlar. Bakın basit harmonik hareket adına en çok bilmeniz gereken şeyleri buraya da barındırdım şu anda farkındaysanız arkadaşlar. Neler var? İşte tanımları demişiz mesela. Burada da karşıma da hazırladım. İşte tanımları bileceksin. Yani burada sana adam genlik dediği zaman yani burada kıvırcık tarafımız yok arkadaşlar. İşte sonra neydi? Zaman dağıtımı ile ilgili temel kavramlarımız var. Hemen arkasından bir örnek niye barındırmaya çalışıyorum? Fizik arkadaşlar formül değildir. O formülü kullanabilme becerisidir bence. Yani formülleri o zaman herkes yazsın son gece herkes bir kenara köşeye ezberleyin bitsin bu iş. Böyle bir şansınız yok arkadaşlar. Yani formülü nerede kullanacaksın? Hani yemek yaparken o tuzu ne zaman atacaksın? O karabiberi ne zaman atacaksın? Yani bunun bir sıralaması vardır muhtemelen değil mi? Yani usta aşçıların elbet kendine özel şeyleri vardır. Burada da sizi ilgilendiren şey arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilmen gereken şeyin arkasına sana bunu öğretebilecek bir tane örnek, iki tane, üç tane artık çok az. Bir de notu da çok büyütmeyin arkadaşlar. 20 sayfalık özet çıkartırsan sen bunu tekrar edene kadar zaten göbeğin çatlayacak. Ama ben bunu niye istiyorum işte böyle 2-3 sayfada bitireceksiniz bu notları. Hatta küçük defterler alın arkadaşlar bunlar için daha da rahat edersiniz. Ve hemen arkasından ne yapıyoruz? Bakın en çok bilmeniz gereken veya kesinlikle bilmeniz gereken şeyleri yazın. Tamam matematikte birçok soru görmeniz gerekiyor ama örnek vereyim. 2018 sınav sorusu ne geldi arkadaşlar? Harmonik harekette 2πm bölü k geldi. Bu formülü o anda hatırlayan arkadaşlar hepsi bunu yaptı zaten. Hatırlamayanlar da ne yaptılar? Baktı. Ve dikkat edin, AYT'nin güzel taraflarından biridir bu. Ya doğru yaparsınız ya da muhtemelen boş bırakırsınız. Arada işte yorum sorusu vesaire olduğu zaman belki yanlış yapabilme ihtimalimiz var. Yani işlemli bir soru geldiği zaman doğru yapma şansınız çok yüksek. Yeter ki onu hatırlayabilin arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere tavsiyem her konuda bence küçük küçük notlar hazırlayın kendinize. Bununla ne yapın? Mesela ben ne yapacağım? Harmonik hareketle ilgili adam gibi bir tur önce atın yalnız tabii ki. O turu attıktan sonra ikinci bir tekrarı yapacaksam hemen özetimi çıkartırım karşıma. Ne yaparım? Başlarım hemen ne yapıyormuş? Aa burada neler varmış? Bunlar varmış. Burada ne varmış? Bunlar varmış deyip bütün konuyu bir güzel tekrarlarım. Sonra dalarım bir test, iki test daha çözeyim. Bir de mesela burada sen adam 2πm bölü k'yı sen uygulamayı öğrendiysen bununla ilgili 20 tane test çözmene gerek yok artık. Hani birazcık ne yapacağım? Unutmaya yaklaştığın zaman bir test çöz daha, iki test daha çöz. Hatırlat kendine. Önemli olan zayıf karnınıza çalışın arkadaşlar. Güçlü olduğun yere sürekli çalışma. Zayıf olduğun yer neresiyse oraya. Ve bunları yaparken de özellikle ve özellikle bakın son yılların sorularını çok ciddiye alarak yapın. Hani neler sormuş bu adamlar? Bir bakın. Mesela işte atıyorum itme momentum neredeyse her sene sorulmuş bir konu. O zaman bu konuları işte çok ciddiye alarak çalışın. Yani en azından hani sıkacağınız merminiz varsa da sağlam sıkın arkadaşlar o mermileri. En azından ne var?
İşte bakacaksın ki hangi bu konudan çıkma ihtimali çok çok yüksek. Bakın bakıyorum istatistiklere göre de çok çok yüksek. O zaman ben bu konuyu kesinlikle öğrenmeliyim arkadaşlar. Siz de bu işlere iyi hazırlanın. Ve her dersle ilgili dediğim gibi her konuyla ilgili mümkünse fizikte özellikle söylüyorum. Böyle küçük hatırlatma notları hazırlayın. Ve dikkat edin ikinci sınavda bunlara çok çok ihtiyacınız olacak. Adam atom modellerinde sana bir soru sordu. Sen o anda belki o formülü çıkarttığın anda soru doğuracaktı. O yüzden hatırlamanız çok önemli bizler için. Sizler için tabii ki de daha önemli. Biz ders anlatırken işte bizim avantajımız ne oluyor? Biz bunları tekrar ediyoruz. Sürekli tekrar ediyoruz. Elimizde ilk günlerde biz de not hazırladık. Bu notlarla giriyorduk. Şimdi bakmadan sağa sola ders anlatabiliyoruz. Ama avantajımız ne bizim? İşte o kadar çok tekrar. Sizde de bu şans yok ama aralarda böyle küçük küçük minik minik atıyorum. Serviste gelen arkadaş açsın önüne ya ben ne çalışacağım bugün akşam harmonik hareket. Açsın o küçük özeti. Harmonik hareketi serviste bile tekrar eder yani arkadaşlar. Eve gittiğinde de aslanlar gibi dalar testinin üstüne yani. O yüzden de ve bu arada bu notların yanlarına da küçük küçük boşluklar bırakın ki ne var? Bir şey öğrendin, öğrenmen gerektiğini düşünüyorsun. Oraya not alın bunların yanlarına. Geçen gün de tarih notlarıyla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sizlere nasıl yaptığımı. Bazen yeni şeylerde sorulardan öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani her şeyi konular yazmaz. Biz de keşke gönül ister öyle bir kitap olsa. Her şeyi anlatan bir kitap yok arkadaşlar. Ama sorulu çeşitliliğiyle biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler de böyle geliştireceksiniz. Ve özellikle dediğim gibi belki bildiğiniz bir yerden defalarca defalarca yüzlerce binlerce soru çözmeye çok zaman ayırmayın. Bilmediklerinize daha çok zaman ayırın. İşte oralarda kendinizi çok çok iyi geliştirmeye çalışın. Bildiğiniz konularda unutmayacağınız şekilde ara ara böyle tekrarlar yapın. Emin olun doğru yola gideceksiniz yani. Ve dediğim gibi AYT sınavı gerçekten bilgi sınavı bilmek zorundasınız. Konuları bilmeniz ve o anda hatırlamanız gerekecek arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız çok güzel geçecek her şey. O yüzden sizlere tavsiyem bol bol böyle minik ve kolay tekrarlanabilecek şeyler üretmeye çalışın, yöntemler üretmeye çalışın. Bu bir bizim fikrimizdi. Uyan arkadaşlara belki fayda sağlar. Uymayanlar vardır. Daha iyisini düşünenler varsa yorumlara yazabilir. Biz de paylaşmak isteriz arkadaşlar. Evet, bunun dışında da açıkçası tavsiye anlamında bizim de çekmemizi istediğiniz videolar varsa da yorumların altına bırakırsanız biz de ona göre eğer bilgimiz yeterliyse bu konularda yapmaya çalışırız arkadaşlar. Sizler için de elimizden geleni. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada tekrardan görüşeceğiz. Kendinize hepiniz iyi bakın. Hoşça kalın.